Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine her gün olduğu gibi bugün de mesleki eğitim liselerini konuşacağız. Eğitim ve öğretimi konuşacağız. Yine birbirinden değerli konuklarım var. Hocalarım diyecektim. Konuklarım var. Öğretmenlerimiz var. Onlarla ilgili okullarda ne tür eğitimler yapılıyor? Nasıl bir eğitimden öğrencilerimiz geçiyor? Neler üretiyorlar? Hangi branşlar var? Tüm detaylarıyla konuşacağız efendim. Evrim Uluer, Server Gazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle okulumuza, mesleki eğitime, Milli Eğitim Camiası'na böyle bir fırsatı tanıdığınız, bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çiğdem Karalıslı. Yine Server Gazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kendisi müdür yardımcısı. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için, okulumuzu tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan şey insan üretimi. Eğer insan üretimi olacaksa, devletini, milletini gerçekten üretim sağlayacak kurumlar olacaksa biz her zaman yanındayız. Efendim öncelikle şöyle başlayalım. Sizleri bir tanıyalım. İzleyicilerimiz tanısın. Evrim Uluer kimdir? Buyurun efendim. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarım Alanı Hazır Giyim Öğretmenliği mezunuyum. Server Gazi Kız Meslek Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisansımı yaptım. Okulumu, mesleki eğitimi çok seviyorum. Orta birden bu yana bütün eğitimi mesleki eğitimin içinde. O yüzden bütün gençlerimizi mesleki eğitime önem vermeye ve mesleki eğitimli olmaya davet ediyorum. Siz hocam? Çiğdem Karaıslı, Selçuk Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği mezunuyum. 19 yıllık yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. Ben de eğitim yönetimi alanında yüksek lisansımı yaptım. 2 yıldır da idareci olarak, yönetici olarak görev yapıyorum Server Gazi Borsa İstanbul'da. Ben de ortaokuldan beri meslek lisesinde okudum. Ortaokul ve liseyi, meslek lisesinden sonra üniversite okuyarak yine aynı şekilde meslek lisesinde çalışıyorum 19 yıldır. Devam ediyorsunuz ve evet mesleki liselerde kız öğrencilerin de başarılarını sizi görünce ekranlarda veliler olarak daha iyi anlıyoruz bizler de veliler teşekkür olarak. Teşekkür ederiz. Evet, başarılarınız daim olsun diyorum. Programı başlıyorum ve Server Gazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi branşlarını biraz konuşalım. Evet. Ne tür branşlarda dersler veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz efendim? Kimden başlayalım? Evrim hocam başlasın. Nasıl aynı okulsunuz? Aynı okuldayız evet. Öğrencilerimiz için. 5 alanımız var okulumuzda. Bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi eğitimi alanı, moda tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri alanı, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 5 alanda 7 dalda eğitim öğretim vermekteyiz. Toplam 857 öğrencimiz var. Okul bünyesinde 3 tane uygulama ana sınıfımız var. Uygulama ana sınıfımızda 60 öğrencimiz, minik yavrumuz var. Biz eğitimi 7'den 70'e herkese veriyoruz. Açık, mesleki açık öğretim öğrencilerimiz var 58 tane. 58 kız öğrencimiz hayata geç tutunmuş, tutunmakta biraz gecikmiş de olsa biz onlara mesleki eğitime katkı sağlayarak, mesleki eğitime tutunmalarını sağlayarak hayatlarına farklı bir bakış açısı sağlamalarını hedefliyoruz. Evet hocam. Şimdi mesleki eğitimlerde aslında buna kız eğitim evet diyebiliriz. Kız mesleki kız diyebiliriz. Kız mesleki lisesi. Ama evet işte şimdi haliyle mesleki teknik Anadolu Lisesi olarak geçiyor. Evet. Şimdi 9. sınıfta kızını Velo getirdi size. Evet. Öncelikle tabii 9. sınıfta tüm branşlarda dediğim zaman tüm dersler okutuluyor. Dersler veriliyor. Nereye kadar o derslerle ilerleyip sonra mesleki konumuna bakıyorsunuz öğrencinin? Evet, şu alanda bu öğrenci yetişmeli, bu alanda bu öğrenci yetişmeli diyor musunuz efendim? Şöyle bir şey, pandemi süreci olmasaydı eğer 9. sınıflar bu sene ilk defa alanlarını seçerek geleceklerdi okula. Bizde hangi alanlar varsa onları seçip de gelecekti 9. sınıfta ve 11 saat meslek dersi göreceklerdi. Ama pandemi sürecinden dolayı yeni gelen yazıda ilk iki hafta alışma süreci görecekler, alanların tanıtımları yapılacak. Daha sonra hangi bölümü istiyorsa, hangi bölüme becerisi varsa, çocuğun kabiliyeti varsa o bölümü seçecek.
Geçen yıllardan söz etmek gerekirse 9. sınıfta mesleki gelişim dersi görüyorlardı meslek dersi olarak kültür derslerinin yanında. 10. sınıfa geçeceklerinde alan seçimi yapıyorlardı. Biz tabii 9. sınıfın ikinci döneminde bütün alan şefleri, bölüm öğretmenleri olarak o alanların tanıtımlarını yapıyorduk, tanıtım günleri yapıyorduk. Her gün bir alanımız kendi bölümünü tanıtıyordu çocuklara. Birebir işte yiyecek içecek hizmetleri bölümü, yemek yapımlarını, nasıl mutfakta çalıştıklarını gösteriyorlardı. Giyim bölümü aynı şekilde hazırlıklarını yapıyordu. Neler ürettiklerini, çocuklara bunları gösteriyordu. Tüm bölümler bu şekilde alan tanıtımını yapıyordu. Çocuklar 9. sınıfın sonunda da hangi bölüme gitmek istediklerini, becerisinin neyi olduğunu seçerek bölümlerini seçiyorlardı. Şimdi tabii çocuk yetiştirmek. Evet. Yani şöyle, aslında mesleki liselerin bir kafalarda kalan bir sorun mu diyeyim? Artık o zinciri kırdınız inanıyorum. Sizi görünce tabii ya, daha doğrusu sizleri görünce evet, mesleki liselere çocuklarımızı rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde gönderebiliriz diyebiliyoruz. İzleyicilerimiz de kesinlikle bunu böyle biliyorlardır. Çünkü siz meslek liselerinin vitrinisiniz efendim. Evet, teşekkür ederim. Önce güven. İnsan yetiştirebilirsiniz ama önce güven. Evet, Server Gazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ben kız öğrencimi güvenli bir şekilde gönderebilir miyim hocam? Evet, güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz. Okulumuz gerek bulunduğu fiziki çevre itibariyle çok güvenli bir bölgede ve semtte. Aynı zamanda öğretmen kadromuz da 2010 yılından bu yana çok kaliteli, nitelikli ve mesleğinde ve branşında başarılı bir kadro. İdari kadromuz da o şekilde. Şimdi bize gelen öğrencilerimize biz şöyle bakıyoruz. Artık bizim evladımız artı bize emanet. Şimdi evladınızı korumak için çırpınırsınız, emaneti korumak için kendinizi parçalarsınız. O yüzden biz kızlarımıza kendi evladımızdan daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlarla bizim yollarımız mutlaka çakışacak. Biz kız meslek lisesi mezunuyuz. Şu anda öğretmenlerimizle görev yapıyoruz. İnşallah bir gün onlarla biz de görev yapacağız. Onların başarılarına şahit olacağız. Ve genel özel sektörde ve devlet kurumlarında da öğrencilerimizin başarılarına şahit oluyoruz. Zaman zaman okullara davet ediyoruz. Çocuklarımıza örnek olmaları için, vizyonlarını genişletmek için, onlara rol model olmaları için onlarla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Bizim okulumuz ve bütün meslek liseleri. Halkımızdan ve velilerimizden şunu rica ediyorum. Gerçekten güvenli, kaliteli ve nitelikli insanlar yetiştirmek için hazırız. Her zaman da kendimizi geliştirmek doğrultusunda, geliştirme yönünde çaba sarf ediyoruz. Pandemi sürecinde zaten bunu en iyi bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum. Meslek lisesi, memleket meselesi, meslek lisesi gerçekten çok önemli. Meslek liseli olmak ayrıcalık diyorum ben öğrencilerimize. Olması gereken de bu aslında. Evet. Bir şey soracağım size Çiğdem Hanım. Şimdi öncelikle veliler... Sınavlar var. İşte LGS veya üniversite sınavları var. Çocuklarımızın başarılı olması için biz öncelikle sınavların çok çalışmalarını istiyoruz. Eğer sınavlarda kriterlere göre uygun okullar bulunmadığı zaman biz alternatif olarak meslek liselerini seçiyoruz. Seçeneği kalmadığı için gibi oluyor. Gerçekten doğru mudur bu? Aslında doğru değil. Yani nasıl güzel sanatlara eğer becerisi varsa çocuğun güzel sanatlar sınavına yönlendiriliyor. Aynı şekilde mesleğe de öyle. Yani bir çocuğun eğer aşçı olmak istiyorsa o çocuk normal düz Anadolu Lisesi'ne gidip zaman kaybetmemeli. Direkt bize gelmeli. 4 yıl bizde eğitimini almalı. Daha sonra zaten üniversiteye girişte mesleki teknik fakültelerine girişlerde onlara %20 kontenjan sağlanıyor. Gazi Üniversitesi %20 kontenjanını meslek lisesi çıkışlı olanlara ayırıyor. Yani bize gelmeli çocuk 4 yılını bizde eğitimini almalı. 4 yıl sonra üniversiteye gidip 4 yılda orada tamamladığında zaten şu anda en iyi yerlerde iş bulabilecek, yerleşebilecek durumda. Ha, üniversiteye gidemezse ne olur? 4 yılı bitirdiğinde zaten öğrencimiz 11. sınıfın yaz döneminde ve 12. sınıfın kış döneminde staja gidiyor. Bir yıl boyunca stajda.
yaz dönemiyle birlikte 1,5 yıl oluyor bu. 1,5 yıl boyunca en iyi işletmelerde, Denizli'de, giyim öğrencimizde, çocuk gelişimi öğrencimizde, güzellik öğrencimizde, yiyecek öğrencimizde, bilişim öğrencimizde stajdalar. Mesleğe başlamış oluyorlar. Yani bir şekilde artık alttan yetişmeye başlıyor. Anadolu Lisesi'ne gidip o 4 yıllık süreyi kaybedeceğini, o 4 yılda zaten o mesleğin en püf noktalarını, el becerisini geliştirmiş oluyor. Ve mezun olduktan sonra üniversiteye gitmek gibi hayali yoksa ya da öyle bir kabiliyeti diyeyim, eğitim durumu diyeyim istemiyorsa üniversite okumayı, direkt mesleğe atılabiliyor. Kendi iş yerini açabiliyor. Mezun olduklarında öğrencilerimiz lise diplomasının yanında iş yeri açma belgesi alıyorlar. Artı Europass belgesi alıyorlar, yurt dışında geçerli. Direkt kendi iş yerini açabiliyor öğrencilerimiz. Peki neden veliler derken bizler hep meslek lisesini, ben de meslek liseliyim. Evet. Gurur da duyuyorum. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. İlla herkes okuyup memur olacak, öğretmen olacak, avukat olacak, olacak, bu olacak değil. Herkesin ayrı branş, ayrı yetenekleri var. O yetenekleri sergileyebilmek önemli. Yani ben şunu sormak istiyorum. Neden hep kriterlerde 3. 4. planda, 2. planda değil meslek liseleri? Ama bunu, şunu gördüm şu programlarda. Gerçekten meslek liseleri 1. sırada. Evet. Sizi görünce, şu üretilen ürünleri görünce, demek ki buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Yani ben kendi şansım adına. Tam ya tanıtamıyorsunuz, yok, ya da bir yerde bir sıkıntı var demek. Yani bu sıkıntıları gidermek lazım. Çünkü velilerimiz, evet, çocuklarının hangi beceride olduğunu velilerden daha iyi bilen olmaz. Evet. Ama o branşları bırakıp illa düz Anadolu liselerine veya başka yerlere üniversiteyi okumaları için, göndermek için çaba sarf ediyorlar. İnşallah o sizler sayesinde o mesleki liseler yine böyle canlanıp filizlenecek ve kaliteli insanlar yetişecek diye düşünüyorum. Ben sözünüzü böleceğim ama tabii, bir şey söylemek istiyorum burada. Mezun ettiğim öğrencilerimden bir tanesi Eskişehir Gastronomi'yi kazandı. Evet. Ve okul birinciliğiyle gitti oraya. Ve gittiğinde hocam dedi, ben dedi çok zorlanıyorum çünkü bütün sınıfımdaki öğrencilerin hepsi Fen Lisesi'nden gelen kişiler. Gastronomi çünkü çok yüksek bir puanla öğrenci alıyor ve Fen Lisesi'nden geldiler. Ama hiçbir el becerileri yok hocam dedi. O kadar çok zorlanıyorlar ki derslerde. Ama ben dedi onların şu anda ustası gibiyim orada sınıfta. Çünkü ben 4 yıl boyunca bunun eğitimini aldım, mutfak eğitimini gördüm diye hani bana iletmişti bu konuda. Onu diyorum, yani Fen Lisesi'nde okuyor ya da Anadolu Lisesi'nde okuyor ama gastronomiyi tercih ediyor. Keşke bizi tercih etse, 4 yıl onun alt tabanını oluştursa, zeminini oluştursa, onun üstüne devam etse okumaya. Aslında şu var, tabii diğer okulları da küçümseme veya kötüleme değil. Ha. Evet, mesleki liseler şart. Bir ülkenin kalkınması için arkadaşım mesleki liseler şart. Evet. Mesleki liseler olmadığı müddetçe ne sıra yapabilirsiniz okuyacak, ne duvar örebilirsiniz, ne kapı yapabilirsiniz. Ya da bir usta bulabilirsiniz. Ne usta bulabilirsiniz. Yani öğretmen olabilirsiniz, evet. Tabii. Ama öğretmen olmanız için önünüzde bir masanız olması lazım. Şunları üretecek insanlar olması lazım. Evet. Bunları üretecek insanlar yetiştiremediğiniz takdirde sıkıntı büyür. Ama inanıyorum ki, dedim ya, bunu artık mutlu, huzurlu bir şekilde söyleyebiliriz. Sizlerin sayesinde mesleki İnşallah. Liseler aynen buğdayın açar gibi açacak. Ve o tomurcuklar ülkemize katkı sağlayacak. Buyurun hocam. Şimdi son... Ben de rahat rahat konuşuyorum. Hani aslında soru sormam gerekiyor ama ben de meslek seriyim ya artık. Evet. Son 3-4 yıl mesleki eğitimde velilerimizin de söylediğiniz gibi bir algı yavaş yavaş yok olmaya başladı. Çok bilinçli aileler bu tercih döneminde özellikle bize gelip işte çocuğumun bu alanda yetişmesini istiyorum. Mesela ben iş sektöründeyim, işte konfeksiyon işletmecisiyim ya da ben işte bir kuaför işletmecisiyim, cilt bakım alanında işletmeciyim, okul öncesi uygulama kreş işletmecisiyim. Kızımın bu şekilde burada eğitim almasını istiyorum deyip bizi tercih eden birçok öğrencimiz var. Şu anda birçok velimiz var ki Denizli'nin ticaretine yön veriyor. Onlar bize velilerimiz olarak aynı zamanda bu pandemi süreci, üretim sürecinde çok büyük destek sağladılar. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz. Biz istiyoruz ki 18 tane protokolümüz var ve bu protokolleri şu noktaya taşımak istiyoruz. Her protokolümüzde belli bir sayıda öğrenciye burs ve istihdam
garantisi, burs ve istihdam garantisi. Şu anda zaten biz 12. sınıfta beceri eğitimine gittikleri işletmelerle bunları sağladık. Beceri eğitimine gittiği işletmeye diyoruz ki bu öğrencimizin istihdamını sağlar mısınız? İşletme bir yıl boyunca haftada 3 gün öğrencimizi gözlemliyor ve mezun olduktan sonra öğrencimiz %100 orada istihdamı sağlanmış bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz meslek lisesi öğrencisi olarak da aynı zamanda bunu kendimiz de gördük, yaşadık. Liseyi bitirdiğimizde üniversiteye geçiş sürecinde boşta kalmadık. Üniversiteyi bitirdiğimizde öğretmenliğe atama sürecinde birçok çok ciddi üniversitelerden, farklı bölümlerden mezun olan insanlar işsiz iken biz işletmelerde planlama departmanlarında personel olarak işe başladık. İşçi statüsüyle değil, yani burada kimseyi farklı bir statüye koymak istemiyorum ama mesleki eğitimini tamamen kaliteli bir şekilde tamamlamış hiçbir birey bu memlekette, bu dünyada aç kalmaz, işsiz kalmaz. Sadece çevreye huzur ve mutluluk dağıtır. Çünkü üreten insan mutludur ve etrafındakileri de mutlu eder. Biz pandemi sürecinde bunu yaşadık. Evet, peki branş, hangi branşlarda hizmet veriyorsunuz okul olarak? Yani şimdi gördüğüm kadarıyla dikim. Moda tasarım bölümü. Evet, yiyecek içecek hizmetleri branşımız var. Dal olarak pastacılık ve mutfak dal olarak ikiye ayrılıyor. Bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümümüz var. Güzellik ve saç bakım hizmetleri Denizli'de, Merkez Efendi ve Pamukkale'de sadece bizde var bölüm olarak. Ona o yüzden yoğun talep var tek bölüm olduğu için. Ama diğer bölümlerde de doluluk oranlarımız yüksek. Evet. Yani herhalde yiyecek içecek, turizm okulunda da yiyecek içecek var. Evet, ama onların farklı programları. Onlar 6 ay okuldalar, 6 ay stajdalar. Daha erken kapanıyor okulları, daha geç açılıyor. Sizin farklı sistem. Biz normal düz Anadolu serileriyle aynı sistemde açılıp kapanıyor okulumuz. Bizim kışın 12. sınıfta staja gidiyor sınıf öğrencilerimiz. Meslek dalı var. Evet. Baktığımızda evet. Gerçekten eğer herkes bir meslek dalını seçmiş olsa kimse işsiz kalmaz, kimse de aç kalmaz diye düşünüyorum. Evet. Gastronomi keza evet. Öyle var. Evet. Peki bu pandemi sürecinde tabii ürünler getirdiniz. Evet. O ürünleri de göstermek istiyorum aslında. Evet. Önemli olan onlar. Evet. Onları sizler üretmediniz. Öğrencilerinize talimat verdiniz, öğrencilerinize evet. Eğitim verdiniz, öğrenciler sundular. Evet. Tabii sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bir üretim yaptılar çocuklar. Özel valilikten izin alıp usta ile birlikte, çünkü usta öğreticilerimiz var. 9 tane usta öğreticimiz var çalışan. 9 tane usta öğreticimiz var okulumuzda. Çok güzel. Ne evet. Ürettiniz peki hocam? Onları biraz anlatın. Evet. İzleyicilerimiz de evet. Server Gazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Allah Allah bunlar da mı üretiliyor diye söylesinler. Şimdi yıkanabilir, uzun süre kullanılabilir, telli ve antibakteriyel özelliğe sahip çok kullanımlı maske üretimi yaptık. Tamamen ultrasonik, tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yaptık. Yine sağlık çalışanlarımızın gerçekten pandeminin ilk günlerinde çok ciddi sıkıntılarda ihtiyaç arz eden tek kullanımlık, tamamen korumaya ve bu mevcut COVID-19 salgınına karşı korumaya uygun tulum üretimi yaptık. Ve bunları tamamen sağlık çalışanlarımıza, öncelikle hastanelerimiz ile iletişime geçtik, ihtiyaçlar doğrultusunda kanalize ettik. Yerel yönetimlerle iletişime geçtik, belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Aynı zamanda kendi Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını karşıladık. Sınavlarda öğrencilere dağıtılmak üzere maske üretimi yaptık ve tamamen öğrencilerimiz üretti. Bizi bu üretim sürecinde mutlu eden iki şey vardı. Birisi bir akademisyen arkadaşım, büyüğümün bana söylediği, o süreçte bulamadığımız, gerçekten çok aradığımız bir şeyi sizde bulduk. O yüzden bizim için çok önemlisiniz demişti. Yani insanların çok acil ihtiyacı olan bir şeyi, yani maske üretimini yaptık. İkincisi de öğrenci velimizin işsiz olması veya ekonomik olarak sıkıntıda olmasına rağmen öyle bir süreçte öğrencilerimize harçlık verebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onlara ailelerine ekmek götürme mutluluğunu yaşatmış olmak bizi çok mutlu etti. 14 Mart'tan bu yana biz okul olarak bu üretimlerimize devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanlığımızın desteğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle okulumuza günde 60 bin adet maske üretimi yapabilecek cerrahi maske
makinesi kurulacak ödeneğini bakanlığımız çıkardı. Şu anda İskenderun'da bir meslek lisesi yine üretimini yapıyor, makinenin kurulumunu bize yapacak. Çok güzel. Bir de tabii şampiyonlarınız var. Evet. Her branşta, her dalda siz eğitim veriyorsunuz aslında. Evet. Spor dalında, evet. Efendim söyleyeyim, eğitim, öğretim dalında. Şimdi bu maskelerinizi, tabii sağlık personeli demiştiniz ya. Evet. Bu çok önemli. Bunların öğretici olarak sizde, dediğiniz 9 tane öğreticimiz var. Hı hı. Bunları yapabiliyorlar mıydı daha önce? Yani böyle bir maske üretimi akıllarda var mıydı? Yok, hayır, öyle bir süreç yoktu. Yani öyle bir ihtiyacımız yoktu zaten maske kullanmak. Yani hastaneye gittiğimizde sadece hemşire ve doktorlarda görüyorduk. Onlar da o kadar hani çok ameliyatta sadece hani kullanırlar belki. Bir anda ortaya çıktı yani. Tabii. Şimdi biz zaten daha önce her alanda siparişlerimizi yapıyorduk. Daha önce biz yine sağlık çalışanlarıyla çalışıyorduk. Çünkü özel hastanelerin, şu anda ismini vermeyeyim, reklam olmasın, bazı özel hastanelerin tamamen personel kıyafetlerini biz dikiyoruz. Hemşire kıyafetinden tutun da temizlik personelinin kıyafetine kadar. Bu başlangıçtı. Çocuklarımız bizim bu alanda iyi olduklarından, öğretmenlerimizin ve idari personelimizin, arkadaşımın alanı olmamasına rağmen ihtiyaç arz etti, makineyi öğrendi. 8-5 beraber çalıştık. Hayır yani büyük başarıdır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz şimdi bu konuda. Hiç bununla bir iştigal olmamış ama işte bu beceri. Evet. Yani illa bir şeye odaklanıp yapmaktansa bunu yapmak, yani bir de pandemi sürecinde işte yetiştirilmesi gerekiyor. Evet, detaylandırıldı. Ve bir korku var. Yani kimsenin evden çıkmadığı bir süreçte. Evden çıkıp orada çalışmak durumundasın. Öğrencilerimiz de aynı şekildeydi. Bütün sokağa çıkma yasaklarında. Ama Sedat zaten Bey, biz Türkler böyle değil miyizdir? Hani böyle bir kötü durumda, zor durumlarda, savaş durumunda o hani güçlü yanlarımız, güçlü şeyler ortaya çıkar. Vallahi başarılar. Güzel şeyler çıkartmışsınız. Evet. Evet, gösterebilirsiniz. Yani siz bunlar, de siz anlatın, biz izliyoruz. Bunlar mesela normal eğitim öğretim döneminde şöyle döndürelim iş istersen. Çalışan kıyafetlerimiz şu şekilde. Tabii bunlar da, bunları da biz üretiyoruz. Nakışlarını yapıyoruz. Tamamen bu nakışları yapıp logolarını, sipariş veren firmaların logosunu yapıyoruz. Bu şekilde kendi alan öğrencilerimiz yapıyor. Bu şekilde mezuniyet kıyafetleri yapıyoruz. Yani bizim 3 tane aktif çalışan sipariş atölyemiz var. Birisi pasta atölyemiz, yemek atölyemiz. Dışarıya üretim yapıyorlar sipariş üzerine. Kuaförümüz var okulumuzun içinde. Şu işletmeyle mesela protokol imzaladık. Tamamen o işletmenin satış çantalarını biz yaptık. Çok harika, vallahi harika. Yani şimdi yani ileride göreceksiniz. 3 tane işletme aktif halde çalışıyor okulumuzun içinde ve bir de anaokulumuz var. Okuldan şurada göreceksiniz mesela. Evet, aslında üretim şunlar merkezi. Mesela biz pastacılık alanında kokteyl, açılış programları. Evet. Açılış programlarını, pastacılık alanında kokteyl programlarını, siparişlerini alıp zaten öğrencilerimizle bu işleri yapıyor idik. Mesela toplu yemek hazırlıkları yapıyoruz. Güzel Sanatlar, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencilerinin yemeklerini biz yapıyoruz. Kendi öğrencilerimizin yemeklerini biz yapıyoruz. Hocam çok güzel. Yani şöyle bir durum var. 9 sınıftan itibaren öğrencilerimiz birebir dışarı işletmeye göndermeden zaten okulumuzun içinde o bölümlerin işletmeleri var. Orada bunların bütün yapım aşamalarında başlıyorlar görmeye, çalışmaya. Aslında siz aileyi yetiştiriyorsunuz. Ve çok donanım. Evet. Aileyi yetiştiriyoruz ama bunların üretildiği atölyeleri görmenizi isterim Sedat Bey. Gerçekten yani endüstriyel mutfak. Endüstriyel mutfak. Endüstriyel son teknoloji donanımlı atölyelerimiz, uygulama anaokullarımız hakeza, cilt bakım atölyemizin şu anda birçok cilt bakım atölyesinde olmayan ama bizim atölyemizde mevcut olan cilt bakım cihazlarımız var. Yani bunlar da bir maliyet ama biz bunları öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şöyle analiz ettim şimdi bakınca bir sohbet havasında çok güzel gidiyor program. Evet. Şey yapıyorum yani. Bir tekstil fabrikasına gidersiniz ya, numune seçersiniz ya. Evet. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yani ama eğer el becerisi olan ben dahil çocuklarımı mesleki lisesine göndermek istiyorum. Neden? İnşallah. Çünkü el becerisi çok önemli. Bakın birbirinden güzel şeyler çıkmış, ürünler evet. çıkmış. Evet. Onu da alayım. Bu da kız futbol takımımız.
Biz öğrencilerimiz sadece mesleki anlamda ve akademik anlamda değil, sosyal anlamda da onların mutlu edebileceği alanlarda yetiştiriyoruz. Sportif alanlarda da mesela. Bu da kız branşlar yani. Tabii bu öğrencilerimizin bazıları çocuk gelişimi, bazıları bilişim, bazıları moda tasarımı okuyor. Ama Türkiye kız futbol takımı birincisi bu öğrencilerimiz. Şampiyon. Ve yarısı milli takımda. Çok güzel, çok iyi. Geçen yıl kendi alanlarında yerleşmeseler de beden eğitimi öğretmenliğine birçoğu milli takım oyuncusu olduğu için yerleşti. Şimdi Türkiye'de birinciliği aldı kız öğrencilerimiz. Birinciliği aldılar. Peki branşlarda alan var mı birincilik böyle? Branşlarda da öğrencilerimiz. Tabii uluslararası, evet. Yemek, evet. Uluslararası yemek yarışmalarında okulumuzun dereceleri çok fazla o konuda. Pasta yarışmalarında, aşçılık yarışmalarında. Ana meydanına. Yani eğer başarılı öğrenciler varsa illa zengin mi olması lazım? İlla özel okulda mı okuması lazım? Yani niye başarılı öğrencileri böyle afişlerle asıl Denizli'nin orta meydanına, Çınar meydanına herkes görsün. Evet, mesleki lisede bunlar çıkıyor desinler ya, niye yapmıyorsunuz? Ben yapacağım o girişi. Çok memnun oluruz. Çünkü bizim uluslararası yemek yarışmalarında da ciddi anlamda ödül alan çok başarılı öğrencilerimiz var. Uluslararası diyorsunuz ya. Evet, evet, uluslararası yarışmalarda. Uluslararası yarışmalarda. Antalya Altın Cap yarışmasında, Alanya'da aynı, Fethiye'deki yarışmalarda, İzmir'deki yarışmalarda, Denizli'de yine aynı şekilde yapılan yarışmalarda. Demek ki bizim hayatımız... Mutlaka altın madalyasız dönmez yani öğrencilerimiz. Çiğdem Hocam, bizim hayatımız şeye bağlı, sınavlara bağlı. Evet. Sınavlarda yüz alıyorsunuz, çok başarılısınız. Çok da bir şey üretmenize gerek yok. Hayatta... Olmamalı ama yani. Yok, ben şu an şoktayım. Yani diğer okulları da dinliyorum. Çok güzel şoktayım. Dünya birincisi pastacı varmış, haberim yok. Evet. Evet. Dünya birincisi pastacı. Ne demek? Evet. Yani düşünün, pastanın merkezinde bile birinci, evet, çıkmamış. Evet. Şaşırtıcı. Biz bu futbol takımı kızlarımızla spor liseleriyle yarıştık Sedat Bey. Kuşadası'na gittiğimizde gerçekten karşımızdaki takımlar spor liseleriydi. Peki destek alıyor musunuz? Biz bu çocuklarımızı tamamen beden eğitimi öğretmenlerimizin desteğiyle yetiştiriyoruz. Evet. Paydaşlarımız var, kulüpler var, hayırseverlerimiz var, sponsorlarımız sivil var. Sivil toplum kuruluşlarından. Sivil toplum kuruluşları var. Onlar bize çok sağ olsunlar. Odalardan. Evet. Odalardan bize çok ciddi destekler geliyor. Bunu daha da bekliyoruz. Biz bu öğrencilerimize bu sportif yarışmalarda ve yemek yarışmalarında ve okulda akademik başarılarda üstün başarı sağlayan öğrencilerimize de çok değerli hayırseverlerimiz aracılığıyla burs imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz servis imkanı sağlıyoruz. İlçede oturuyor ise il milli eğitim ile iletişime geçip ilimizdeki yatılı okullarda barınma imkanı sağlıyoruz. Bunları da takip ediyoruz. Benim için deniz sporu ne kadar değerliyse bunlar onların daha kız değerli. Kız futbol takımı da, evet, evet. Hayır, bunlar onların daha değerli. Evet. Maddi açıdan hiçbir sıkıntılar yok. Evet. Denizli'ye bir külfet de yok. Ama maalesef ben daha ilk defa duydum. Yani belki herkes duymuştur da bizim cahilliğimize verelim o zaman ilk defa duyduğumuza. Estağfurullah. Gerçekten harika işler çıkartmışsınız mesleki liseler olarak. Teşekkür ediyoruz. Bravo, tebrik ediyorum ama şimdi ben bir soru soracağım. Evet. Bu soru da çok önemli. Hatta diyorlar ki bu soruları niye soruyorsunuz? Genellikle böyle bir sıkıntım var. Genellikle böyle bir sıkıntı var. Tüm velilerin de aklında oldu. Şimdi ben meslek liseye çocuklarımızı gönderdik. 9. sınıftan başladı. Diyelim ki kontenjanınız 200 kişi. Lise son sınıfta mezun ettiniz 200 kişi. Evet. O 200 kişiden kaç kişi gerçekten mesleğini devam ettiriyor? Eğer o mesleğe devam etmek istiyorsa öğrencilerimiz hepsi işe yerleşebilirler. Ve yerleşiyorlar da. Takip ediyoruz. Evet. Yüzde kaç oranda eğer mesleki o meslek dalında devam ediyor öğrenci? Önemli olan o. Dedik ya, sevmesi lazım yani bir şey. %80'in altına hiçbir zaman için düşmeyiz bu anlamda öğrencilerimize. Çok iyi yani. Biz sadece dışarıda işletmede beceri eğitimi yapan öğrencilerimiz değil, okulda bu alanları çalıştıran, işleten, alanlarımızda, atölyelerimize emek veren öğrencilerimiz de istihdamını sağlıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin mesleğe kendi alanlarında devam etmelerini ve devam etme imkanlarını sağlıyoruz. Bunun daha da arttırılması için buradan gerçekten borsa, ticaret borsası, ticaret odası, birçok odamızdan, her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz odalarımızdan da daha da desteklerini devamını istiyoruz. Çünkü bize gerçekten destek veriyorlar. Öğrencilerin izin istihdamı ve
burs imkanı konusunda da daha da desteklerini devamını istiyoruz. Kendi formalarınızı kendiniz dikiyorsunuz? Yok, onlar dikilmiyor çünkü onun özel dikin. Bir kumaştan yapılıyor. Evet. Olsun, dikin. Hayır, bizim üretimle ilgili bir sıkıntımız yok yani. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yani demek ki okullarda yetenekli öğrencilerimiz var. Evet, var. Yani evet. Dışarıdan sallamaya gerek yok. Evet, evet. Bilmeden, görmeden mesleki lise. Ben nereden başladım? Aslında sanayiden başladım. İşte kapatıcılar odası başkanı çağırdım, ototamirciler odası başkanı çağırdım. Yani mesleki dalda aşçılar odası, lokantacılar odası hepsini çağırdım. Ben hep tek sorduğum soru şuydu. Mesleki liselerde öğrenci yetiştirebiliyor musunuz? Yani oralardan faydalanabiliyor musunuz? Tabii her dalın ayrı bir sıkıntısı, ayrı bir düşüncesi vardı. Dedim meslek liseleri alayım bakayım. Meslek liselerine konuşuyorlar. Gerçekten meslek liselerinde öğrenci yetişiyor mu? Gerçekten yetişiyormuş. Şimdi biz bize verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirmekle yükümlüyüz. Çünkü biz bunun karşılığında kendi çocuklarımızın geçimini sağlıyoruz. O yüzden bizim çocuklarımızın mesleki eğitimine canla başla çalışmakla yükümlüyüz. Ve bu konuda da hiçbir öğretmenimiz, hiçbir ustamız, hiçbir idari kadromuz geri durmadı, durmazdı. Çok yani güzel. Gece 12'de olsa, işletmeyle ilgili bir sorun varsa, öğrenciyle ilgili bir çözülmesi gereken, öğrenci lehine yapılması gereken bir şey varsa hiçbir arkadaşım geri adım atmaz, gerekeni yapar. Çünkü biz geleceğin gençlerini, geleceğin genç kızlarını yetiştiriyoruz. Bizim için çok önemli onlar. Hocam dışarıya yemek veriyor musunuz? Veriyoruz. Anladım, evet. Anladım biraz. Veriyoruz. Yani ne veriyorsunuz mesela? Yani böyle taşım... Sen söyle. Şimdi Çiğdem Hocam'ın alanı bence Çiğdem Hocam. Yiyecek olacak. Yiyecek çünkü. Biz uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Kendi anaokulumuzun yemeğini yapıyor mutfak bölümümüz. Daha sonra kendi okulumuzda öğrencilerimize öğle yemeği çıkartıyoruz. Ve çevremiz biliyorsunuz bizim o bölgede 3 okul yan yanayız. O 3 okula da aynı şekilde öğretmenleri dışarıdan yemeğe geliyorlar öğlen yemeğini. Artı dışarıdan sipariş olduğunda okul personelimizin ya da dışarıdan bir sipariş olduğunda da aynı şekilde onların siparişleri karşılanıyor. Yapıyorlar. Hem pasta anlamında hem yemek anlamında üretim devam ediyor. Çok güzel. Mesela sizin bir açılış programınız var Sedat Bey. Siz bizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte 50 kişinin katılımıyla gerçekleşecek bir açılış programı var. Orada konsept şu olacak. Bu konsepte uygun bir kokteyl hazırlayabilir misiniz? Menüsü şu olacak. Biz aynı menüleri hazırlıyoruz. Biz aslında işletme ve eğitimli öğretmen işbirliği içerisinde bu işi yapıyoruz. Her öğretmenimizle birlikte çalışan bir ustamız var sektörden. Evet. Ve alanında uzman. Öğretmenimiz akademik olarak o işin eğitimini almış, ustamız pratik olarak birleştirip öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirip öğrencilerimiz kanalıyla da müşterilerimize en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Aslında bir müteşebbislik. Evet, evet. Şey de veriyorsunuz, eğitimi de veriyorsunuz. Evet, girişimcilik ruhu. Girişimcilik ruhu, evet. Müteşebbislik ruhu. Evet. Eğitimi de veriyorsunuz. Aslında işte mesleki liseleri, işte yani bunu bir kırabilsek, sınavlarda işte başarılı olduğunuzda veya illaki sınavda başarılı olmak için bir yıl daha bekleyip o sınava girmek için mücadele veriyorlar ya öğrenciler. Evet. Aslında meslek liseler çok da başarılı öğrenciler yani, yetişiyormuş. Yani sosyal anlamda da hani projelerimiz var bizim. Sadece eğitim ya da buyurun, değil. Yani sosyal anlamda da güzellik bölümümüzde her yıl belli okulları sosyoekonomik düzeyi düşük Denizli ve çevresindeki ilçelerdeki ya da okulumuza yakın okullar diyeyim. Belirleyip bu okulları sosyoekonomik düzeyi düşük okulları belirleyip onlar güzellik ve saç bakım öğrencilerimizle birlikte saç kesimine gidiyoruz. Yani hayatında hiç kuaför görmemiş çocukların saçları örülüyor, fön çekiliyor, saçlarına saç kesimleri yapılıyor o okuldaki çocukların. Onlar kuaför görmüş oluyorlar. Öğrencilerimiz de uygulama yapmış oluyor. Hem diğer anlamda da sosyal olarak insani duygular vermek anlamında geliştirmiş oluyoruz onları da. Yardımlaşma duygusunu öğreniyor öğrencimiz. Çok güzel. Mesela mahallemizdeki muhtar ile işbirliği içerisinde oluyoruz ve bölgemizde yatılı, yatalak, bakıma ihtiyacı olan
ve gerçekten hani teyzeciğim nasılsın dendiğinde mutlu olabilecek büyüklerimizi, öğrencilerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Onun ihtiyaçları var ise yine güzellik alanında işte mutfak öğrencilerimizin yapabileceği, giyim öğrencilerimizin, çocuk gelişimi öğrencilerimizin yapabileceği ihtiyaçları var ise o ihtiyaçları doğrultusunda o ailelere de yardım ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir de Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz aynı zamanda. Çocuklarımız mezun olmadan proje aracılığı ile devletin sağlamış olduğu imkanlar ile yurt dışı deneyimi yaşamaları için öğrencilerimize yurt dışında staj uygulamaları ile ilgili projeler hazırlıyoruz. Nokta. Noktası yok. Anlatmaya devam edebiliriz. Edin. Sadece çok virgül koyalım. Sadece virgül koyalım. Yani anlatmak kadar çok da olmuyor. Hayır, şey çok duygulandırdı beni. Yani nokta dedim orası. Gerçekten iyi ki de sizleri programlara almışız. Çok meslek liselerini. Evet. Hiç tarak görmeyen, saçları örülmeyen çocukları gidip oralarda hizmet verip o çocukların gönüllerini almak, o çocukların kesen çocuklara da sosyal, aslında sosyal demeyeyim o ayrı bir şey, yardımlaşmayı, vicdan duygusunu geliştirmek benim için önemli olan o. İstediğiniz kadar dikin, biçin, yapın. Hiç de önemli değil. Önemli olan vicdani duyguların yerleşmesi. Ya birbirimize sahip çıkabilmek. Evet. Yani ben zenginim, sen fakirsin. Uzaklaşmak değil, el atabilmek. Siz bunu örnek gösterdiniz. Başka da bir söyleyecek bir şey yok. Daha mesela Pamukkale Üniversitesi. Daha da anlatacağım çok şey var. Pamukkale Üniversitesi'nde lösemili çocuklarımızın hastanedeki insan büyüklerimizin izni doğrultusunda çocuk gelişimi eğitimi alan öğrencilerimiz orada etkinlikler yapabiliyor. Mesela orada psikolojik tedavi gören hastalarımıza moda tasarımı öğrencilerimiz gidip orada küçük demolar yaptırarak onlara destek oluyor. Huzur evlerine gidiyoruz. Yani biz öğrencilerimize sadece akademik bilgiyle donatmak değil, mesleki bilgiyle zenginleştirmek, ahlaki bilgiyle de taçlandırarak sağlıklı bireyler yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnsani yaklaşımlar önemli. Yani bunlar çok önemli. İyi ki de söylediniz bak o konuyu, siz de söylediniz. Önemli olan işte insanlara dokunabilmek. İnsanların o andaki belki duygularına tercüman olamayabilirsiniz ama o mutluluklarının gözlerinde gördüğünüz zaman en büyük sermaye bence budur diye düşünüyorum. Evet. Anlatın. Anlatalım. Aynı zamanda gerçekten atölyelerimiz de çok donanımlı. Bizim bir atölyemizin kurulumu trilyonlarla, yani çok ciddi yatırımlar var ve biz bunu 10 yıl önce, 20 yıl önce kurup sadece o şekilde bırakmıyoruz. Sektör ile işbirliği içerisinde olup gelişen teknolojiyi sürekli o atölyeye taşıyoruz ve güncelliyoruz. Şöyle yapalım, ara verelim. Evet. Okulda çekelim diğer programı. Okulda en çekelim. En güzeli. Çünkü mutlaka söz uçuyor bir şekilde ama söz düşmez. Görünmesi gerekiyor. Yani velilerimizde de ben aynı şekilde çağrıda bulunmak istiyorum. Yani mutlaka kafanızda soru işareti olmasın. Acaba göndersem mi ya da hangi okula göndersem? Ya 5 dakika bize uğrayın, okulumuza uğrayın, bir çayımız için. Atölyelerimizi bir görün, bir gezin atölyelerimizde. Daha doğrusu öğrencimiz gezsin, çocuğumuz gezsin ki neye becerisi olduğunu kendisi görsün. Bu yüzden velilerimizi bekliyoruz yani okulumuza. Ezbere hareket etmeyelim değil mi? Evet. Yani işte meslek lisesi, kız meslek lisesi göndermeyeceğim çocuğumu. Hayır, gelin. Sadece göndermek zorunda değilsiniz ama bir 5 dakikanızı ayırın bize. Bir gezsin öğrencimiz atölyelerde, o kokuyu, o ruhu bir hissetsin yani. Para da almıyoruz diyorsunuz. Hayır. Daha da para veriyoruz üzerine. Evet. Yani eğitim verip para veriyoruz biz üzerine. Anlatırken o kadar heyecanlanıyoruz ki hiç unutmuyorum. Bundan 6 yıl önce yine bir velimize okulumu tanıtıyorum telefonda. Arkadaşım dedi ki nereye anlatıyorsun yani ben anlayamadım falan. Dedim ki yani ben bu kadar heyecanlanıyorum bu branşı ve bu mesleği yaparken karşı tarafa bu kadar heyecanlı yansıtmak istiyorum. Bütün arkadaşlarımız aynı şekilde. Biz okulumuzu gerçekten geleceğimizin gençleri için her şekilde hizmete hazırız. Hocam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza ayağına sağlık. 45 dakikayı doldurduk. Çok çabuk oldu ama okulumuza bekliyoruz. Lütfen Sedat Bey bunun sözünü alalım sizden. İnşallah. Sözünü aldınız da öyle. Ara vereceğim diye. İnşallah gideceğiz. Okulda da güzel projelerinizi yerinde görüp bakacağız. Evet. Ben hayatımda şuna düstur edindim. Yani kendimce bir aileye dokunabilirsek milyonlarca kişi izleyip bizi ya çok da şey yapmasına gerek yok. O an o aileye ihtiyaç varsa
biz o an, o aileye ihtiyaç duyulduğu an bir şeyler ifade edebiliyorsak, yani temas edebiliyorsak, dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Gerisi yalan dolan. Evet. Gerçekten öyle. Program bitti. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Biz öncelikle tekrar başta da belirttiğim gibi bize bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Okulumuza da bekliyoruz. Hocam velilerimize, evet, velilerimize de sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bir meslek lisesi öğrencisiyim. Şu anda meslek lisesinde müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda anneyim. Ve her bireyin kendi alanıyla ilgili mesleki eğitimde gelişmesi, yetişmesi için mutlaka bize uğramaları, bizi ziyaret etmeleri gerektiğini istiyorum. Kendilerini ve öğrencilerimizi bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Siz? Söylenecek bir şey bırakmadık çünkü bayağı bu konuda konuştuk. Aynı şekilde yani uzaktan öğrenci karar... Öğrenci istiyoruz diyorsunuz. Uzaktan karar ver. Öğrenci istiyoruz ama gerçekten de mesleğini sevecek öğrenci istiyoruz evet, biz. Bizimle olacak. Yani ben mesleğimi sevdim. Ortaokulda ve lisede kız meslek lisesinde okudum. Ve ben... O yıl sadece üniversiteyi kazanan bir tek ben vardım o okuldan. Ve ben istedim. İsteyince her şey olur. Meslek lisesinde okumak önemli değil. İstemek ve sevmek gerekiyor. Ben öğretmenlerimle çalıştım yıllarca. Kendi öğretmenlerimle çalıştım ve bu kadar güzel bir duyguydu ki. O yüzden diyorum ki mesleğini sevecek, o mesleğe gönül verecek öğrenciler istiyoruz biz. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Biz de buradan ederiz. Velilere, kız öğrenci velilerine diyoruz ki Server Gazi Borsa İstanbul Meslek Teknik Anadolu ve Anadolu Meslek Lisesi. Şunu biraz kısaltsak daha iyi olacak. Server Gazi BİS diyoruz biz. Yani siz diyorsunuz o okulumuza gittiğinizde saygıdeğer Evrim Uluer hocam müdür yardımcısı, saygıdeğer Çiğdem Karalıslı müdür yardımcısı birebir ilgilenip sizlere evet o okulda okuyabilir öğrenci değil diye de içtenlikle ifade edeceklerini söylediler. Ama mutlaka gidelim görelim bakalım nasıl bir okulmuş deyip kapısını çalalım. Çünkü meslek önemli. Aile yetiştiriyorlar. İnsani, vicdani duygularla insan yetiştirmeye çalışıyorlar. Tüm öğretmenlerimizin de buradan ellerini öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.